Bugün yapmış olduğum online alışverişten neler aldığımı göstereceğim. Notino diye bir site var. Oradan son zamanlarda çıkmış olan, adından çok bahsettiren ürünleri aldım. Aldım ki bu abartılmış olan ürünleri bir inceleyelim. Bakalım gerçekten söyledikleri kadar iyi ürünler mi? Yoksa böyle her zamanki gibi fasafiso ürünler mi? Hiç para vermeye değmeyecek olan şeyler mi? Çünkü birçoğu pahalı ürünler. Pahalı demeyeyim de drugstore'a göre, ulaşılabilir markalara göre fiyatları böyle ne drugstore ne high-end, ikisinin arasında kalmış olan markaların drugstore'a göre pahalı denebilecek ürünleri var. O yüzden TikTok başta olmak üzere hemen hemen tüm sosyal medya hesaplarından insanların abartarak anlatmış olduğu ürünleri seçtim. O yüzden bugün bunlara bakacağız ve ürünlerin özelliklerinden de iddialarından da bahsedeceğiz biraz. Bu ürünlerden bahsederken, bu ürünleri sizlere gösterirken bir yandan da denemek istedim. Ama ne zaman böyle bir video çeksem o video 45-50 dakika oluyor. O yüzden darlamamak adına dedim ki bugün ürünleri göstereyim. Daha sonra her hafta bir koleksiyondan ya da birkaç üründen bahsedelim uygulamalı bir şekilde. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Hatta şöyle yapalım. Siz düşüncelerinizi, ne tarz videolar görmek istiyorsunuz? Onları aşağıda yorumlara yazın. Ben de bunları göz önünde bulundurarak video çekeyim. Yani bu tarz videolarda hem uygulamalı olsun, 50 dakikada olsa olur fark etmez mi diyorsunuz? Yoksa önce bir ürünleri göster, özelliklerini anlat. Bir sonraki videoda da uygulamasını yapma diyorsunuz. Bunları yazınız lütfen. Çünkü bu videoları sizler için çekiyorum ve sizin sevebileceğiniz şeyler yayınlamayı tercih ederim. O yüzden lütfen yazınız efendim yorumlara. Şimdi ürünlere geçeceğiz ama geçmeden önce hepinizi artık bunaltan girişimi yapayım. İlk kez bu videoyla tanışıyorsak önceliklerimize hoş geldiniz. Umuyorum aramızda kalmaya devam da edersiniz. Ben Tuğba, 11 yıldır İtalya'da yaşıyorum ve Bologna Üniversitesi'nin bir öğrencisiyim aynı zamanda. Kanalımda makyaj videoları paylaştığım gibi ara sıra burada yaşadığım ve burada okuduğum için bu konularla alakalı vloglar da paylaşabiliyorum. Makyaj videoları, ürün incelemeleri ve bahsettiğim tarzda vloglar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı bir aklınızdan geçirin. Bildirimlerinizi de açarsanız YouTube kafasına estiği zamanlarda size bildirim yollayabiliyor. Şimdi geçelim ürünlere. Şöyle içinden koruma üzerine koruma çıktı ama şöyle bir durum da var. İçi böyle koruyucu şeylerle dolu fakat darbe emici şeylerle dolu ama koli şöyle geldi. Bakınız böyle burada bir delik var, yırtık. Neyse, bir şey düşmemiş içinden çok şükür ki. İki tane şöyle tester yollamışlar. Bir tanesi tabii ki her zamanki gibi erkek parfümü. Yani bir tanesi de Gauche isimli markadan. Bu genelde Hollanda'da falan çok satılan bir marka. Burada da çok fazla kullanan insan yok. Gauche Exceptional, Exceptional Wear Foundation. Anti-aging özelliği falan varmış, parfüm yokmuş falan filan. Şöyle bir şey. Benim aldıklarıma geçecek olursak, bir yandan siteyi de bir açayım. Oradan özelliklerini okuyalım. Çünkü bazen ürünlerin arkasında tam olarak özellikleri yazmayabiliyor. Şuradan sırayla gidelim hatta. İlk olarak Maybelline'in yeni çıkan concealer'ını aldım. Bu Superstay Activewear fondöteninin yeni kapatıcısı. Biliyorsunuz o fondötenden ben nefret etmiştim. Çünkü çamur gibi hiçbir şekilde dağılmayan, anında kuruyan gerçekten çok kötü bir fondötendi. En azından benim cildime çok kötü geldi ama anladığım kadarıyla birçok kişi de beğenmemiş. Eski formülünü herkes tercih ettiğini söylüyor. O yüzden patlattım bu arada. O yüzden concealer'la alakalı ne düşüneceğimi bilmiyorum ama gerçekten merak ederek aldım. Umarım iyi çıkar. Yani fondötenden çok kötü yorumlar aldıkları için belki bunun formülünü biraz iyileştirmişlerdir. İyileştirmişlerdir derken daha iyi bir şekilde yapmışlardır diye düşünüyorum. Böyle burada paket üstüne paket. Burada. Büyükleri de. Biliyorum hepiniz seviyorsunuz. Ambalajı çok hoşuma gitti. Şu ışığı ben biraz azaltayım. Çünkü parlayacağız burada. Şişesini, ambalajını çok beğendim. Şöyle üstünü böyle kabartılı bir şekilde yapmışlar. Büyük ihtimalle bu yapışkan mı? Değil. İçine mi oturtulmuş?
Neyse, güzel. Ambalajını beğendim ben. Şöyle bir ürün. Rengine de bakalım. Gidip en açığı mı aldım? Yok, değil. Biraz oksitlenecek gibi duruyor ama. Kokusu da fena değil. Hangi rengini almışım ben bunu? Üstünde renginin yazmıyor olması şahane. 10 numara diyor ama yani en açık ya da en açık ikinci rengiydi. Bayağı koyu ama bana. Bakınız. Öbürü de çok açık duruyordu ama ya. Neyse. Ha bu arada bu ürünlerin fiyatları birçok sitede çok daha yüksek. Notino çok daha ucuza getiriyor. Bazen de aynı fiyata satıyor ama genelde daha ucuz ürünler Notino'nun sitesinde. Bunun fiyatı 9.90 euro bu arada. Bahsedeceğim ürünlerin fiyatları euro bazında arkadaşlar. Dediğim gibi İtalya'da yapıyorum alışverişimi, o yüzden hani 9.90 falan deyip bıraktığım zaman Türk lirası zannetmeyin zaten. Nerede alıyorsun 9.90'a kapatıcı? Yüzdeki bütün kusurları tek seferde kapatabilen bir concealer. Kapatıcılığı çok yüksekmiş. Yine yüksek bir pigmentasyona sahipmiş. Rahat bir şekilde dağıldığı iddia ediliyor. Çok uzun süre kalıcı olduğu iddia ediliyor. Ve gözeneklerin içine dolmadığı iddia ediliyor. Ha bir de suya da dayanıklıymış. Waterproof falan yazmıyor hiçbir yerinde ama... Vegan bir ürünmüş bu arada. Yüzünüzde kapatmak istediğiniz herhangi bir bölgeyi uygulayıp parmaklarınızla, fırçayla ya da süngerle, hafif nemli bir süngerle dağıtabilirsiniz diyor. Suya karşı dayanıklı yazmış iki yerde aynı şekilde. Mat bir bitişe sahipmiş ve kapatıcılığı oldukça yüksekmiş. Deneyeceğiz önümüzdeki günlerde bakalım. Dedikleri gibi mi? Yoksa fondöteni gibi mi? Çünkü onunla alakalı da çok iddialı konuşuyorlardı. Essence by Merve. Merve diye bir YouTuber varmış. Hikaye anlatacakmışım gibi girdim olaya ama. Merve diye bir YouTuber var. Ben kendisini birkaç ay önce gördüm. Videosunu birkaç ay önce gördüm YouTube'da ilk kez. Almanya'da yaşayan bir Türk Merve. Yaşı da oldukça genç. Ya da çok genç gösteriyor bilmiyorum. Yani yaşı bayağı 20'lerinde bir kızımız. Essence'la birlikte bir işbirliği yapmış. Şahsen ben büyük gurur duydum. O yaşta bir insanın böyle bir işbirliği yapabilmiş olması. Bir kadın olarak beni oldukça gururlandırdı açıkçası. Kendisini desteklemek adına çıkardığı ürünleri tek tek bulup almak istedim. Fakat aylardır o ürünleri hiçbir yerde bulamıyorum arkadaşlar. Hiçbir yerde yok. Geliyor, bitiyor. Geliyor, bitiyor. Yalnızca bunu yakalayabildim. Çok güzel bir far paleti var. Videosunu da izleyebilirsiniz. Essence by Merve yazın. Kendi kanalda çıkacaktır büyük ihtimalle. Almanya'da yaşıyor bu arada Almanca videoları. Ben çat pat Almancamla, yani A1 seviyesinde bile olmayan Almancamla anlayabildiğim kadar anlamaya çalışıyorum ama zaten bir şey anlamasanız da yaptığı makyajı gördükten sonra diyeceksiniz ki tamam yani izlenir. Neyse onun işte kendi ürünlerinden bahsettiği videosunu izledim. Aşırı güzel bir göz makyajı yaptı ve far paletini gerçekten çok beğendim. Yani formülü, duruşu, ne bileyim dağılması vesaire gördüğüm kadarıyla gayet iyi. Sesim gidiyor bu arada. Pardon. O yüzden almak istedim fakat dediğim gibi bulamadım. Yalnızca bu gelmiş, ellerinde bu varmış. Hemen aldım en azından şunu bir deneyeyim diye, bir de destek olabilirim diye kendisine. Bu kaş sabitleyici jeli. Natural ve sabitlenmiş kaşlar elde edebileceğiniz bir ürün olduğu söyleniyor. İstediğiniz şekli verdikten sonra kaşları tek seferde bu ürünü şöyle bir fırçasıyla geçmek yeterli oluyormuş kaşları sabitlemek için. Notino'nun sitesinde yazan en azından bu. Gördüğünüz gibi transparan bir jel. Fiyatı da gayet uygun. Bunun fiyatı 3 euro 80 cent. 4 ml'lik bir ürün. Oldukça iyi gözüküyor. Fırçası şu şekilde. Bu tarz küçük fırçaları seviyorum ben kaş ürünlerinde. Çünkü değerleri eşek kadar olduğu için birçoğu. Mesela NYX'in yeni bir kaş ürünü çıktı. Transparan da değil, bayağı tinted bir ürün, renkli bir ürün. Kaş sabitleyici ya da kaş maskarası daha doğrusu. Şu kadar fırçası. Resmen kirpik maskarasının fırçası gibi. Yani onu oraya buraya bulaştırmadan uygulamak imkansız. Onun da siparişini verdim bu arada. Gelecek umuyorum önümüzdeki günlerde. Ona da bakacağız ama yani daha denemeden biliyorum ki sevmeyeceğim ben o fırçayı. Bu gayet iyi gözüküyor mesela. Tam böyle boyu, şekli, şemali gayet güzel. Şöyle spiral dönen bir fırçası var. Dizayn da çok güzel bu arada. Sonra
Bu çıkalı aylar oldu fakat bu senenin ürünü, bunun da mı rengi koyu? Ivory aldım gerçekten. 100 numara Ivory. Yok, koyu değil ya. Koyu mu? Koyu. Birazcık koyu. Ama halledeceğiz. Bu dediğim gibi birkaç ay oldu çıkalı. L'Oreal markasının Age Perfect koleksiyonundan serum fondöten. Şöyle güzel bir şişesi var yine bunun da. Gayet şey gözükmüyor mu bu arada şişesi? Böyle high end ürünlerden biri gibi. Ya benim hoşuma gidiyor bu tarz ambalajlar. Cam bir şişede bu arada. Pompası var. Bu fondöten olgun ciltler için özel olarak formüle edilmiş bir fondöten. Demişler ki olgun bir cilde sahipseniz fondöten seçimi sizi biraz zorlamaya başlayabilir. Çünkü kullandığınız fondöten ya da yüzünüze kullandığınız herhangi bir complexion ürünü, ten ürünü nasıl söylüyorsanız artık, çok kolay bir şekilde çizgilerin içine dolup kötü bir görüntü oluşturabilir. O yüzden biz de olgun ciltler için Age Perfect Serum Fondöten'in formülünü ona göre geliştirdik yazmış. Asla ince çizgilere oturmayan, çok ince yapıda bir fondöten, bitiş oldukça natural ve yüzünüze aydınlık kazandıran bir fondöten demiş. Cildi olduğundan çok daha genç gösteriyormuş, ince çizgilerin görünümünü tamamen kapatabiliyormuş ve daha derin çizgilerin de görünümlerini oldukça azaltıyormuş. Demişler ki fondöteni kullandıktan sonra cildiniz anında daha aydınlık, daha enerjik ve daha mutlu bir cilde dönüşecek. Çok iddialı bir fondöten. Umuyorum söyledikleri şeyi yapıyordur. Özellikle bu ince çizgilerin görünümünü azaltmak konusunda. Çünkü nefret ediyorum çizgilere dolduğu zaman şu fondötenler. Ve çoğu fondöten bunu yapıyor. Hatta yapmayan fondöten yok sanıyorum. Yani bir şekilde gün içerisinde o çizgilerin içine az da olsa doluyor ve beni çıldırtıyor. Bu fondöteni özellikle çizgilerin içine oturmayacağını umarak aldım. Deneyeceğiz mutlaka bunu birlikte. Rimmel London şöyle bir koleksiyonla çıktı karşımıza. Kind and Free isimli bir koleksiyon. Temiz içeriklere sahip ürünler ve çevreye duyarlı ürünler. Ambalajları %100 geri dönüştürülebilir ambalajlar. Teşekkür ediyorum Rimmel London'a. Umuyorum artık bütün markaların bütün ürünleri bu şekilde ambalajlarla gelir. Çünkü yıl oldu 2022. O yüzden neden olmasın. Şimdi kendi sitesinden bakacağım buna. Çünkü hiçbir şey yazmamışlar neredeyse Notino'da. Ha bu arada bu serinin ojesi var, maskarası var, concealer'ı, kapatıcısı var. Şöyle bir renkli nemlendiricisi var ve pudrası var. Ben yalnızca bu ikisini aldım denemek için. Belki daha sonra diğerlerini de alıp incelemesini yaparız. Şu an Türkiye'ye gelmediyse ki gelmiş olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'ya geleli bayağı bir oldu. O yüzden Türkiye'ye de gelmiştir yani. Gelmediyse de önümüzdeki aylarda gelir. Vegan ürünler, %100 vegan ürünler. Kesinlikle cruelty free ürünler. Hayvanlar üzerinde test yapan ya da hayvanları kullanarak onlardan elde edilmiş içeriklerle oluşturulan ürünler değil. Öncelikle şu renkli nemlendiriciden bahsedelim. Umuyorum görüyorsunuzdur. Şöyle yapacağım. Mineral yağlar ve parfüm içermiyormuş kesinlikle. Çok iyi bir şekilde nemlendirdiği ve fresh bir, taze bir görüntüye kavuşmanızı sağladığı yazıyor. Cildiniz uygulamadan hemen sonra sağlıklı, ışıltılı bir cilt görüntüsüne kavuşuyormuş. Temiz içeriklerden oluşan bir ürünmüş. Yine nemlendirici özelliğinden bahsedilmiş. Antioksidanlar içeriyormuş. E vitamini, provitamin B5 ve aloe vera içeriyormuş. %77'si natural içeriklerden oluşan bir ürün diyor. Oldukça hafif yapılı, nemli, parlak bir bitişe sahip. Cildinize sağlıklı bir ışıltı verebilecek olan ve tüm gün boyunca nemli bir cilde sahip olmanızı sağlayacak olan bir ürün diyor. Gözenekleri kapatıp sivilceye neden olabilecek hiçbir içerik yokmuş içerisinde. Dermatolojik olarak test edilmiş ve dediğim gibi ambalajları %100 geri dönüştürülebilen ambalajlar. İkisi de aynı bu arada, içerikleri 3 aşağı 5 yukarı. Yalnızca renkli nemlendiricisinin kapatıcılığı az kapatıcılıktan birazcık daha fazla bir kapatıcılığa çıkartabileceğiniz bir ürün. Orta kapatıcılıkta bile olmadığı söyleniyor.
Concealer'ına gelince yine rahat bir şekilde dağılan, parfüm içermeyen, sivilce yapmayan vesaire, nemlendiren bir formüle sahipmiş. Söylediklerimin aynısı. Çok ince yapılıymış, rahat bir şekilde dağılıyormuş. Orta kapatıcılıktan biraz daha yukarılara çıkarabileceğiniz bir kapatıcılığa sahipmiş. Yani orta, belki çok az, orta tam kapatıcılıkta bir kapatıcılık. Yine içinde E vitamini, provitamin B5 vesaire var. Aloe vera var, antioksidanlar var. Önümüzdeki günlerde deneyip göreceğiz. Şimdi çok merak ettiğim bir ürün. Bunu da aylarca aradım. Aylarca. Yani çıldırdım, bulamıyorum. En sonunda Notino'da buldum. Ürünü getirdiler. Yalnızca koyu renkleri geldi. İtalya'ya neden hiçbir fikrim yok. Şu rengini Notino'da buldum. Aylar sonra. NYX markasının Bear With Me serisinin koleksiyonunun serum concealer'ı. Ambalajına bayıldım. Pompalı bir ürün. Şöyle bir diye çıktı. Fair rengini almışım. Belki bu biraz bana açık bile olabilir. Light mı alsaydım? Renkleri bir tutturamamışım bu kez. Serum concealer diyorsun ama yoğun aslında. Yani yoğun derken böyle kalıp gibi bir yoğunluktan bahsetmiyorum ama niye bu kadar kapatıcı bu? Ben bunu daha böyle sheer bir concealer olarak düşünmüştüm ama bayağı kapatıcılığı iyiymiş. Cilt stresi kapatıldı ve nemlendirildi yazıyor. Bu NYX markasının serum formunda olan ilk kapatıcısıymış. %100 vegan bir formüle sahipmiş. 24 saat boyunca cildinizi nemlendiriyormuş. Çok ince bir yapısı olduğu halde, ki gerçekten ince bir yapısı var, bütün göz altındaki koyu halkaları çat diye silip atıyormuş. öyle yazıyor. Akne, kızarıklık, koyu halkalar, ne varsa hepsini rahat bir şekilde kapattığı, yüzünüzü asla kurutmadığı, aksine nemlendirdiği, çok hafif bir yapısı olduğu, kesinlikle cakey dediğimiz o leş gibi görüntüye neden olmadığı söyleniyor. Gayet doğal duruyormuş. Arada kameram kapanmış. Diyordum ki natural bir bitiş varmış ve kesinlikle yüzünüzde concealer varmış gibi, kapatıcı kullanmışsınız gibi durmuyormuş. Ama diyor ki bütün koyu halkaları, bütün böyle kusurları kapatıyor. Deneyeceğiz. Aşırı merak ediyorum. Bunu bir sonraki videoda bile deneyebiliriz. Gerçekten güzel duruyor çünkü ciltte. Şöyle hafiften bir parlak da. Bilmiyorum, görüyor musunuz ama. Deneyeceğiz. Essence'dan iki tane dudak kalemi aldım. Biliyorsunuz Essence'ın dudak kalemlerini ne kadar sevdiğimi. Bir tanesinin fiyatı 1 euroydu. Diğeri de 1.20. Almanya'da bunların fiyatları 80-90 cent. Buraya gelince fiyatlar artıyor efendim. Şöyle renkleri. Bir tanesinin numarası 301. Şu. Hemen bakalım. Çok güzel. Çok iyi. Bunlar benim bayıldığım renkler. Umuyorum görüyorsunuzdur. Bu da 302 numaralı. Onu da hemen şöyle şuraya yapalım. Çok iyi ya. Bu biraz daha pembe alt tonlu. Diğeri tam olarak bej. Bakınız. Şöyle. Wet n Wild markasından sevgililer gününde her sene önümüze çıkardıkları bu koleksiyonun ojesini aldım. Şöyle bir rengi var. Bunu biraz daha sheer diye düşünmüştüm ama kapatıcılığı gayet iyi gibi duruyor. Bayağı yoğun bir oje gibi. Tek katta bile büyük ihtimalle yoğun bir kapatıcılık sağlayacakmış gibi duruyor. Böyle güzel pudra rengi. Hatta yavru ağzı gibi biraz da rengi. Böyle bir oje. Sonra son olarak yine koca bir paketten geliyor. Koca bir paketten şu kadar bir ürün çıkıyor. Bir paket daha. Bu Sephora diye bir marka. Çok güzel ambalajları. Küçük boyunu aldım denemek için. Bu Universal Balm yazıyor üstünde. Vücut balmı. Burro diye geçiyor. Butter. Sephora Mild Calendula. Bu hani
şu üstünde de var ama göremeyeceksiniz büyük ihtimalle. Papatyaya benzeyen böyle taç yaprakları sarı ya da turuncu falan olabiliyor. Papatyaya benziyorlar ama papatya değiller. O çiçeğin özünü ve yağını içeriyor bu. Polonya ürünü sanıyorum bu. Sofora. Bayağı övülen ürünlerden biri. Şöyle bir bakalım. Vazelin gibi. Çok yoğun. Bayağı yani... Vix gibi kokuyor. Şöyle bir denemek istiyorum elimdeki. Ama anında da eriyip dağılıyor. Bu arada bu calendula dediğim çiçeğin cilde çok fazla yararı var. Öncelikle genelde böyle eczanelerden falan almış olduğunuz egzama için, döküntülü kaşıntılar için çok böyle hassas, çok hassas demeyeyim de çok kuru bir cilde sahipseniz, vücudunuz çok kuruysa, genellikle kullandığınız ürünlere dikkat edin, içinde bu içerik vardır. Kolajen destekçisi bir içerik, kolajen üretimini arttıran, destekleyen bir içerik, öyle bir çiçek özü. Dediğim gibi egzamaya, kuru cilde çok iyi geliyor. Cildin yaşlanmasını geciktiriyor ve aynı zamanda cilde güzel bir ışıltı veriyor ve çok az uyguladığım halde bütün her yere dağılıp böyle bilmiyorum fark ediyor musunuz kameradan ama hafiften böyle bir ışıltı veriyor cilde. Vix gibi kokuyor. Yalnız o biraz yani niye mentol kokmak isteyeyim bilmiyorum ama ambalaj falan da bayağı hoşuma gitti. Böyle organik ürün ambalajı fix zaten. Şunu şöyle bir kavanoza koyup şu zımbırtıyı ekleyip bağladığınız zaman organik ürün diye her şeyi satabiliyorsunuz. Bu da onlardan biri. Evet, aldıklarım bu kadar. Ne kadar ödemişim ona bir bakalım. Fatura yollamamışlar bu arada, çok hoş. Toplamda 55 euro 72 cent ödemişim. 4.95 normalde kargo ücreti var. Fakat belli bir ödeme yaptıktan sonra kargo ücretini almıyorlar. Çok şükür burada da almamışlar. Şöyle bir şey oldu bu arada. Bu ürünlere bakıyorum. En sonunda hepsini buldum. Yani çoğunu buldum. Sepete ekledim. Dedim ki bazılarının fiyatları düşük gibi, bir diğer sitelere de bakayım fiyat karşılaştırması yapmak için. Ha bu arada ürünleri ekledikten sonra bir L'Oreal markasının ürünlerinde yüzde bilmem kaç indirim vardı. L'Oreal'den de bayağı bir şey aldım. Bu arada NYX'ti, Maybelline'di, bunlar da L'Oreal'in markaları biliyorsunuz. O yüzden bir 10 euro kadar indirim aldım. Sonra üstüne bir de 30 euroyu geçince size hediye veriyorlar. Hediye böyle tam boy ürün veriyorlar. İşte L'Oreal'in Elsev şampuanları vardı. Saç bakım kitleri vardı. Başka bir markanın hatırlamıyorum. Bir de NYX'in tam boy, hangi serisinin hatırlamıyorum ama Juvie parlak bitişli primerlarından biri vardı. Daha önce denememiş olduğum için onu seçtim. Sonra dedim ki bir fiyat karşılaştırması yapayım diğer sitelerle. Baktım diğer sitelere, işte fiyatlar orada daha fazla. Burada hem indirim aldım hem onu yaptım bunu yaptım. Zaten normal fiyatları da daha düşük. Dedim tamam, Notino'dan alıyorum. Geri döndüm. Ödemeye bastım. Normalde 45 ödemem gerekirken tak diye 55 aldı. Dedim aa ne oluyoruz? Bir baktım vermiş oldukları promosyon 10 dakika önce sona ermiş. Yani ben diğer sitelerde fiyat karşılaştırması yaparken promosyonun vakti geçmiş. O yüzden 10 euro daha fazla ödeyip NYX'in bedava gelecek olan primerından da olmuş oldum. Sağlık olsun. Ne diyelim? 10 euro fazla ödeyerek şu alışverişi yapmış oldum. Neyse, önümüzdeki günlerde bu ürünlerin hepsini tek tek incelemiş olacağız uygulamalı şekilde. O zaman söylemiş de olacağım. Böyle TikTok'ta, Instagram'da gördüğümüz gibi ürünler mi, anlatıldığı gibi ürünler mi, yoksa çok mu abartılıyorlar? Para vermeye değmeyecek olan ürünler mi? Dolayısıyla sonraki videoları kaçırmamak için de hemen aşağıdaki abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açabilirsiniz. Böylelikle yükleyeceğim tüm yeni videolardan anında haberdar olacaksınızdır diye umuyorum. YouTube'un sağ sol belli olmayabiliyor çünkü. Ama sizler ihtimale karşı bildirimlerinizi de açınız efendim. O zaman bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.